Selamlar Çetin ailesinden hepinize selamlar, sevgiler. Nasılsınız arkadaşlarım? İyisinizdir inşallah. Vallahi beni de görüyorsunuz. Hamur yapıyoruz şimdi, pişi yapıyoruz. Ben de iyiyim. Beni de soracak olursanız. Akşamdan yoğurdum. Saat kaçta yoğurdum ben bu hamuru? 12.30'da yoğurdum. Ondan sonracığıma dedim sabaha pişi yaparım. Şu tezgah olmuyor. Menemen yaptım pişinin yanına. Zaten onu Mustafa'ya yapıyorum. Şöyle. Bunu mayalı yaptım arkadaşlarım. Yumurta koydum. 2 yemek kaşığı yoğurt koydum. 1 çay bardağı da süt koydum. Tuzunu koydum mayasına. Yani ölçülü yapmadım. Unu da aynı şekilde hani alabildiğince ilave ettim. Şeylerimi yıkayayım, geliyorum. Geceden böyle yoğurduğun zaman kolay oluyor. Poğaçadır. Gerçi kurabiye bile yoğurup koyabilirsiniz. Hani sabah kalktığınızda pıt pıt hemen şeklini ver. Ver fırına. Aslında birazcık bekleseydim iyi olacaktı bunu. Direkt buzdolabından çıkarttım. Seviyorum. Sanki ben açtıkça hamur küçülüyor hikaye. Ben şu merdaneyi mi getirsem? Kadar var? Bir saat. Tamam. Bir saat kızar. Tamam, domates salatayı da koy masaya. Pişiriyorum. Anasının kızısı. Ben de yok. Fazla ben de yok. Nasıl? Müşterim. Yurtta yersin. Ağzını yediğim. Ağzını yediğim. Anne. Öp anne. O nasıl öpmek? O size dokunduruyor. Ay hamur nasıl ayrılıyor? Şimdi çaylarımızı dökelim ve kahvaltımızı yapalım. Bakın yağ falan da çekmiyor. Şöyle ben kızartırken de birkaç tane yemesini de çok severim böyle sıcak sıcak. Bir de sanki pişirirken de doyuyormuşum gibi. Masamızda Mikael kurdu, kahvaltılıkları çıkarttı, domates salatayı kesti. Ondan sonra cuma ütüsünü falan da yaptım. Şimdi hemen kahvaltısını yapsam. Mustafa'cık okuluna. Ne haber Michael? Mutfak yıkılıyor şu kısım. Güzel olmuş bu da. Emre kalktı mı? Hı hı.
Al oğlum, çok olanı sana vereyim. Şenurcuğum. Hele bakın kim gelmiş, hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Pişiyor gelinim. Hem güzel olmuş onun. Arkadaki de mölül mölül bakıyor yavrum. Hiç bir tane bile yemedi. Aferin yavrum. Aferin. Bunu ben yiyorum. Evet. Aynen. Emreciğim, takipçilerim de aynı şekilde, arkadaşlarım da senin kilo aldığını söyledi ama arkadaşlar kilo verdi oğlum. Toplamda kaç kilo gitti? Çekmedim. Kaç kilo gitti? 99'la başladım, 94'üm. Bir haftada. Yemek yemiyorum. Ekmek, makarna, hiçbir şey yemiyorum. Ben saç açsın, yemedim. Bak. Ama biraz fark etmiş. Bakın kızlar, Emre ile Ayşe, kız ne kadar zayıfmış Emre, baksana. Burada 75 kiloyum ben. Ay, giydiğinde yakışıyor oğlum bak. Çocuk gibiyim ben orada. Sen Ayşenur, sen de tombulsun ha, güzelsin. Orada kilo. Arkamızda böyle. Burada arkamızda güven aldık burada. Bilerek böyle koydum. Arkamızda güvende böyle. Evet. Ama benim vücut zaten doğuştan hep kalıplı ya. Yani. Hayır öyle değilsin Emre. Öyle mi? Kilo tamam. Aldın diyor. Hadi gidelim mi? Gidelim. Nerede alacağım da ne koyayım? Al. İşte. Kaç tane kaldı? Kahvaltı yapmadım ya. Kahvaltı yapmadan bu yesin. Ayşenur'un nişandan sonra iştah açıldı. Yok, düğünden sonra daha evet. Ayşenur hadi bakalım. Ye kız, güzel olmuş mu? Çok güzel. Ha, canım çekmiyor. Dün de sadece 3 tane poğaça yedim Zeynep'in yaptığı. Sadece 3 tane poğaça. Şeyli var ya, böyle yuvarlak şeyli değil. Bulgulu yapılıyor. Evet evet. Ondan. Açma. Şey, yeni vlog var mı Ayşenurcuğum? Bu ara ikimiz de yoğunuz işlerde. Hem seçim var üstü. Hem yoğunum, hem sinir, stres gerçekten. Hem de vardiyalar. Vardiyalar, benim mesailer arttı bu ay, çok yoğunuz. Bu aydan sonra inşallah gelir. İnşallah. Modum yok arkadaşlar. Öyle yapmacıkta davranmak istemiyorum. Aynen, yok. En güzelini yapıyorsun. İçinden geldiği aynen. Zaman çekersin, paylaşırsın. Biz aynı ürünler var, aynı şeyler var. Hani biz daha çok şehir dışına çıktıkça, hani yeni yerlere gittikçe çekmeyi seviyoruz. İnegöl'de bir şey yok ki. İnegöl'de aynı şeyler. Aynı bir şey yok. Abi başka da bir şey yok. Zaten beni takip eden arkadaşlarımız. Yani onu zaten annemden izliyoruz. Bize farklı şeyler izlersiniz. Annemden de sıra bize gelmiyor diye. Yo Ahmet, sen yayını sen gözüyorsun. Biz de farklı elleri gösteriyoruz. Aynen. Cadının yerine dün arkadaşım Hesna kızıyla açılıyor, da gitmiş. Açılıyor. Cadının yeri mi? Yalnız... Açılıyor. Afişlerini gördüm şeyde. O var ya. Tatları abim. Pahalıymış ama. Oo çok pahalı. 250, 300, 350. Hı. Tatlılar öyleydi ya. 205. Birkaç tanesi 300 bilmem. Ama kaç. Güzel tat. 205'te gayet idealdi yani, her yerde öyle şu an. Bir yemek porsiyonu da 200'den başlıyor. Neyse arkadaşlar. Biz birazdan dışarı çıkarız. Şunu askerde yaptırmıştı. Şu da bir yere gitmişlerdi yılbaşında. Orada. Şöyle. Bunlar ne kadar? Bunlar ne kadar? Bunlar 100 lira mı? Güzelmiş. Dönüşte alırım. He? Dönüşte alırım. Hayır, şey yapıyorsan ayırtalım mı yani, onu diyoruz. Yok, kalır ki kalmaz. Kalmaz. Kaç tane olacak? Şunun bana sağlam bir tanesini ayır bakayım. Ama şey, dönüşte alacağım, tamam mı? Bunlar ne kadar? Bayanları devam bayanlar, hadi bakalım. Ayırtıyorum bir tane. Bundan var mı? Ondan yok abla. Gelir mi? Gelecek, haftaya gelecek. Haftaya gelecek mi? Ne kadar bunlar? Onlar da 20. Onlar da 20. Ne? Bakayım. Hediyen için çok teşekkür ederim. Ayşenurcuğum sana hediye. Bozo kız bu. Bozo bu. Valla internette satışları 4000 TL dedi buradaki çocuk. Bizde 900 TL.
çanta bozo kızlar. Hangisini beğendin? Salata için yine. Ya salata derken şey, makarna salatası yaptım şimdi. Ha, ama makarna için küçük be Ayşenur. Ha, o küçük onlar. Oh. Başka çeşitlere bak. Bak o yeşil güzel, okey. Bu da çok, bu da çok güzel ama ne koyacaksın içine? Biraz bunlar sunumluk. Şey ama, pikniğe evet. Gidiyorsan ben böyle giderim. Ha, biz de evet, termos şeylerini dolduruyoruz. Normalde şey sevmiyorum ya pikniği. Normalde böyle hevesle edip giderim. Biz nasıl bir aileyiz? Piknik sever. Ben de pikniğe böyle hevesli gelirim. Vallahi şöyle. Seversin, seversin. Gel bakalım. Bizim pikniklerimiz güzel olur kız. Hoşuna giden bir şey varsa. Ayşenur. De pek hoşuma gitmedi değil mi? Bu ne ki? Hani hale. Şöyle. Vallahi buradan geçerken de bir uğrayalım dedik. Çünkü bayağı bir kampanya var. Geç bakalım. Bak. Şu çok hoşmuş. Siyahlı değil, rengarenk şeyden aldım. Şunlara bakalım, gel. Ayşenur koşuya geçti. Bana gel 20 liraya. Versene onu be. Bu benim çok hoşuma gitti. Ama şurası mı demedim. Çok güzel tezgahın üstüne falan. Evet. Bak. Şurası ahşap olabilir. Ahşap. Ama şey, onu belki boyayabilirsin. Bu da doğru. Ben de elimi geçtim. Şunlar ne kadar? 150 lira ama. 150 lira. 150 TL. Aynen. 150 lira. Yani bugün hava da güzel ve bayağı kalabalık. Zaten çarşı İstanbul çok aşırı kalabalıktı. Şimdi Selma butik açık mı bakalım. Oraya doğru gidiyoruz. Yeni açıldı orası da. Kuyumcuların oradaki Selma Hanım'ın butiği buraya taşındı. Yeni yeri burası. Şöyle çekmeyeyim kendisini de. Zaten burayı biliyordum. Geçen gün burada bayağı bir indirimler vardı, kapanıyor diye. Yeni yer burası. Hem modelleri de güzel. Biz açıklara göre de var güzel şeyler. Genelde İnegöl'de mi? Kapalı bir kesim, evet. Olduğu için kapalı kıyafetler çok fazla oluyor. Ama ben bazen kapalı kıyafetleri de çok beğeniyorum. Bu alt üst kombinler falan. Evet. Güzel oluyor. Şöyle bir elbise. Bakın. Bu etek mi? Aa, çok hoş Ayşenur. Sen güzel parçalar beğeniyorsun. Bak, zevkli. Çok, evet. Zevkli zevkli. Bugün dolaşıyoruz Ayşenur'la. Geze geze gidiyoruz. Üst katında da var değil mi modeller? Ha tamam, daha yerleşmedi. Neyse, getirirsin güzel bir şeyler, bakarız. Aa Ayşenur. Şuna baksana, bu elbise mi? Elbise bak, hatta şurada modelde var şu an. Ha, dışarıdan çekeyim. Yani. Yeni ürünler ne zaman geliyor? İşte her hafta ürün geliyor arkadaşlar. Bunların hepsini yeni gittik aldık. Bunlar hepsi yenidir. Böyle sırayla bakabilirsiniz. Ay, bu tam kaynanama göre. Vallahi çok da modernmiş, evet. Değil mi? Bak, bu çok, en büyük bedeni ne bunun? Onun göğüs kısımları, evet, çok ne kadar canım bu? O 1400 lira demek. 1400 lira mı? Ay güzelmiş bak bu. Kayınvalidem için. Güzel güzel. Yani bak da kısaymış. Neyse bakalım. Şöyle şekerlerimizi. Tamam tabii ki. Ben de şunu alayım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah bol kazançlar versin. Teşekkür ederim arkadaşım. Her zaman bekliyorum. İnşallah. Şimdi ablanın söylediği problem olmaz içinde. Çünkü sen aldığın ocak bu mu? Evet. Bu kalın camlı değil mi abi? Tabii, 9.1. Tamam, bunlar güzel oluyor. Benimkisi de çünkü o zaman aldığımda kalın camlı aldım. O zamanlar profil aldıysan 6.2 idi. Bu 9 oluyor. Daha da kalın. Ha, bu daha da kalın. İyi. Evet. Ayşenur, Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Olmaz. Evet. Beyaz rengini de beğendim. Bak, grisi orada da var ama. Bu üstü de böyle. Evet, evet. İyi tamam. Bir şunlar bir sararıyor ya. Onlar i̇şte, yapacak bir şey. Onlar evet. Değişebiliyor ama. Evet değişiyor. Fırının hangisi? Fırın orada gördüğünüz. O şu beyaz. Çık malzemesi Brenton'un. Davlumbaz? Bu gördüğünüz. Ha, davlumbaz da bu.
Kızlar şimdi ben size şöyle kodunu da göstereyim. Kodu nerede yazıyor bunu? Şu mu? Kod da yazmıyor da. Ha, kod da yazmıyor. Neyse şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Belki şu an bir nişan evlilik hazırlığı olan arkadaşlarımız varsa. Bu şu an varsa, ne kadar? Bir şey. Şu anda 21 bin lira. Ve düşüyor. 5 yani normal 26. Geldim şöyle yakından bakayım ben de. Kaynanayım ya. Yakından bakayım kız. Şöyle bakayım çocuklara. Ay pişiririz. Güzel güzel. Ayşenur pişiririz börekler. İnşallah. Gelirim kız. Aslında ben şunu istemiştim. Hani şunu düşünün demiştim. Şunun şeyle farkını. Bu yeni modeli de o yüzden. Bu şey mi? Dokunmatik mi? Evet. Dokunmatikler nasıl? Bak içine. Ayşenur performansını bekliyoruz. Niye baksana. Oo. Bak. Süper. Allah'ım sağlıkla kullanmanızı nasip etsin. Ayşenur şunu düşünmüyor mu hala? Ya mutfağıma bağlı açıkçası. Şu? Bunlar şey zaten. Güzel güzel. Çok beğendim. Güzel kızım. Güle güle kula. Bunu beğenmedim, o daha güzel. Şimdi gelmişken buzdolaplarına da bakalım. Hangisi? Buzdolabı da bu arkadaşlar. İç haznesi derin. Gayet de güzel. Derinmiş ama bak. Hı. Oo Ayşenur ne kadar geniş. Doldur sebzeni. Meyveni. Bir de bunun bir büyüğü daha var değil mi? Yanındaki evet. Aynen şu. Bunu da aldığın ben zaman... Ben istemiştim abiler beni ikna ettiler. Ama şöyle bir şey yer problemi. Evet. 86 santim genişlik var çünkü. Baksana geniş. Hangi süpürge senin de? Buradan değil. Buradan değil değil mi? Şu süpürgelerde de hep kırılma problemi oluyor ya şey kısımlarında. Televizyonları da canlar. Bu. Ay. Kaça aldınız? 19'a aldınız peşin. Bu da buzdolabı da bir 10.000 mi 15.000 mi? Fark etmiş. Çok büyük bir televizyon. Bunlar burada yoktu. Yeni mi gelmişti bunlar? Ha, siz bakıyorsunuz. Şunların fiyatı ne kadar acaba? 285. Gold. Gümüş de güzelmiş ama bu arada. Hem gold hem gümüş alacağım. Mis. Başka ben. Sen gold'unu aldın mı? Annem kullanıyor şu an işte. Ha aldın. Ha. Bu. Bunun bir fiyatını soralım da. Bu tepsilerin fiyatı ne kadar acaba? 350. Hı-hı. Bu şeye geldi. Orayı sordu. Çiçekli olan o. Yok bunlar. Dur bakayım. Şu benim ağabeyim. Bu cam mı tuzluk? Yok mikaymış. Ha akrilik. Ha, bu da mı? Yok bu cam. Benimkine bak. İşte bunun için ayrı almayayım bence değil mi? Bu yeterli olur. Jumbo'nunkini aldıydım işte orada. Güzel oldu onlar ya. Şundan bana almıştın hatırlıyor musun? Aldım ben sana. Hiç hatırlamıyorum. Bim'den. Güzel ama bence. Yo çok güzel vallahi hiç hatırlamıyorum. Bak şu erzak kapları da yeni çıkmış Ayşenur. Değil mi bu şeyli oluyor. Az tutsana şunu. Bunlar yenisi en yeni. Nasıl cam, oluyor? Plastik diye geçiyor abla. Ha. Cam bir kapandı. Şöyle. Güzelmiş de. %120 mi paçini? Benim kaşıklarım da var. Senin maşallah kız sen bayağı önceden beri almaya başlamışsın. Böyle görüyor muyum mesela? Bak, az önce gördüm aldım. Bir şey alıyorum. Öyle öyle tamamlanıyor ki yani. Şeyine ev tutulduğunda bakalım. Bak şundan çok memnunum. Bunu koymak ben için. Şey... Buzdolabı için falan düşünüyorum artık. Hı hı. Onları hallederim de. Şu un koymak için falan. Mesela... Ben de hallederim. Ya işte bunlar yani. En son evet. Şey. Bunlar ya kolay işler. Ya da şöyle. Bak
Ya böyle ya böyle düşünüyorum. İki türlü. Öyle şey. Ama böyle. Bunlar yerine şeyler çıkmış. Böyle açılıyor böyle şık koymalık var ya. Yeni vakumları mı diyorsun Gülüm? Yeni vakumlu gibi ama şey böyle kapağı falan var. Üstten basıyordu. İçindeki havayı alıyor. Değil ya. Bulabilsem keşke kaydetmemişim de. Ha işte bunlar evet. Bu deterjan. Biz Ayşenur'la birlikte tam şöyle camide karşımızda şöyle çay söyledik arkadaşlar. Ayşenur içmeyecek. Ben de hamur işini yediği için şu an karnı tok. Hakkım orada. Simit aldım böyle sıcacıktı kızlar. Şöyle çay keyfi yapalım. Şöyle. Şimdi arkadaşlar Ayşenur'a o sunum tabağından aldım. Güle güle kullansın. Sonra kendine telefon kılıfı aldı. Kılıf çok güzel. İlk önce bir 200 demişlerdi. Kasada 250 dediler. Ama dedim 200 demiştiniz. Ay tamam o zaman hadi ağzımızdan dedi bir kere çıktı. Neyse telefon kılıfını da güle güle kullansın. Tabağını da güzel sunum sofralarında, güzel ama sunum diyorum. Güzel sofralarında böyle güzel şeyler hazırlayıp İkram edersin inşallah. Zaten böyle aldıkça hep hayal ediyorum. Az kaldı zaten ya. Artık boğulmalı istemediğim kadar kullanacağım. Güle güle kullansın. Yalnız o güzel. O renk olarak da çok güzel. Bu sene zaten o renk çoğunlukla böyle sanki moda. Pasta tabakları da var normalde. Evet evet. Ama şey kalmamıştı. Benim çok pasta tabağım var zaten. Güle güle kullan. Tabağımdansa tatlı tabaklarım çok var. Hani bu kadar beyaz hani çıkıyor ya. Evet. Çok güzel çıkıyorsun. Şimdi yemek söyleyecektim. Biz de hamur işi yediği için istemedi. Benim de vazgeçilmezim ne Ayşenur? Vallahi vazgeçilmezim de simit. Yalnız çay çok lezzetliydi kızlar. Kızlar şimdi size 15 binlik bir gözlük takacağım. Bu 4000 küsür. Şöyle. Şimdi saç başta böyle bir tuhaf da. Az verir misin ona? Bakın gerçekten güzel durdu. Çok beğendim. Ama fiyatı aşırı tuzlu. Şöyle AVM'ye geldik. Dün akşam ben buna baktım. Fakat çekim yapmamıştım. Şöyle gündüz gözüyle de bir bakayım dedim. Bakın. Baba ne olacak sanki? İyi, hoş geldin. Hoş buldum. Ne yapıyorsunuz? İyi dolaştık bayağı bir turladık. İyi geldik. Baban ne yapıyor? Hokey oynuyorum. Ayşenur'cum. Üniversitede biz de çok oynardık. Bu Ayşenur benden ne istiyor ya? Ne istiyorum? Ne istiyor? Oynamamanı istiyorum artık. Hayatım bu normal bir şey. Tamam. Geleyim. Ay anacığım eve girmemle bir hışım. Hemen mutfak. Sana bak. Şimdi oğlum neler yapmış. Gel Ayşenur. Gel Ayşenur. İlk defa yaptım. Ama yaptım. Suyunu iyice çeksin oğlum. Suyunu çeksin. Altını şöyle açığa alalım. Değil mi? Kapağını yarım yap. Soğan doğradın mı? Tabii. Tam o da makarna. Okey. Emre Şef. Evet. Maşallah'ım var. Maşallah. Yaşadın Ayşenur bu hayatı. Yemek konusunda bir şanslı. Evet. Evde. Ama temizliği sevmiyor. Ben? Oğlum makineyi de boşaltsana. Hayır. Neden? Hadi anne. Bak mesela. Mesela ben de düzeni severim. Yemeği yapmayı çok seviyorum. Görev paylaşım. Evet. Görev paylaşım. Yani sen eve geldiğinde yemek hazır olacak. Evet. Ama genelde çünkü hep öyle doğru. Tabii ya için. Ne şanslısın kız. Tatlısına vurma. Sen bir şey söyle. Sen vardiyalarını değiştir. Ayşenur'la sabah çık akşam gel. İkiniz de mutfağa dalarsınız. Temizliği yaparım onda sıkıntı yok. Aynen. Ama ne yemek yapacağım diye düşünürken kafayı. Hadi bakalım Ayşenur şurayı sen bir hallet kızım. Tamam. Tamam ben de geliyorum. Kahve yapıncaya kadar mutfak priz yapamadı. Mutfak kapandı arkadaşlar. Şimdi salona doğru geçelim. Çocuklar da dışarı çıkacaklar kahve içmeye. Evet ne oldu? Her şeyi duymak zorunda değilsin canım. Ne oldu Ayşenur? Söyle bakalım. Ben söyle, duymak zorundayım. Özel bir şey konuşuyor. Söyleyeyim mi baba? Söyle. Söyle mi? Söyle bay. Babam söylemedi. Çatlama şimdi. Maç konuşuyoruz.
Ben geldim, gol attı. Kimle kim? Onu bilmiyorum. Galatasaray mı? Galatasaray mı? Mikael tamam, Galatasaray'ı izleyebilirsin de diğerlerini izlemene gerek yok. Niye, ben seviyorum maçı izlemeyi. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Siz nereye gidiyorsunuz? Kozluca yoluna mı? Evet. Gidecekler. Diyorum gel, gelmiyor. Yok, ben Mikael'le oturacağım ben. O beni yalnız bırakamaz. Evet, ben kocamsız asla. Asla dışarı çıkmam. Asla gezmem. Çarpılacağım vallahi. Gidecekler ya. Ne lazım? Ne hafta lazım? Mı? Evet. Hafta var yine. Tamam işte, yani şey izin istiyorlar. Ha, bizim araba, sizin araba. Yok. Emre diyor ki Ayşenur sen gitsene söylesene bu. Sanki Mikail'de. Sanki o istese ben vermem. Ha ya. Evet, bir şey ya. Mikail sürekli veriyor zaten. Yedek anahtar da var. Evet, çekiniyor senden. Sen de babandan çekiniyordun Mikail. Bana diyordun ki Aysun babama söylesene anahtarı al. Babam vermiyordu. Sen, zor, senin baban vermiyordu. Vermiyordu. Evet, ay. Arabası Toros'tu ama sanki Mercedes'ti. Vallahi. Ama o zamanların arabasıdır. Ya o zamanlar onlar. Ama sen çok çekiniyordun. Hep beni öne sürerdi Aysun üstte, Aysun üstte. İyi gidin kahve için. Ben de zaten kahve yapacağım. Şu işlerimi halledeyim. Biz de kocacığım. Senle içeriz değil mi canım benim? Evet. Ayşin, biz burada baş başa içeriz. Aynen. Televizyonda kapatırız. Sohbet de ederiz. Sebep? Niye artık bundan sonra sohbet... Her akşam sohbet edemeyiz yani. Sohbet. Biraz da sessizlik. Sence ben sessiz durur muyum? He? Ben sessiz durur muyum? Durursun şimdi, kulaklıkları takarsın. Ha, değil mi? O zamanlar evet duruyorum. Öyle kızlar, yemeğimizi yedik. Oraları toparladık. Sonracığıma şimdi çocuklar gidecek. Ben de editlere dalacağım. Öyle işlerimi halledeceğim. Yalnız kılıfın güzelmiş Ayşenur. Hmm. Parlıyor. Evet. Sizin zevkiniz. Evet, güzel. Yo yo güzel. Benden. Yo yo güzel. Seçim sizden. Ben kız, ben zevksiz değilim valla. Bu beyaz da çok güzel de çok çubuk sarı. Hmm, bu daha güzel, daha kaliteli. Buna 200 lira dediler, tamam mı? Kasaya gittik, kız 250. Hayır dedim, 200 lira dediniz. Tamam dedi, o zaman 200. Meğersem 250. Olsun, demek ki alacağımız varmış. Evet, 200 aynen. 250 olsaydı almazdım yani. Almazdın değil mi? Aynen. Gerek yok aynen. Şey, internetten daha aynen, fazla pahalı. Daha pahalı. Bir de kargo ücreti olmuş 50 lira. Evet. Şey ettim, Allah'tan kargo ücreti düştü de. Yani en düşüğü 34. Bazı firmaların kargosu 50. Ne sipariş ettin? Nereden sipariş ettin Ayşenur? Çocuklar gidiyor. Edi ile Büdü yalnız kalıyor. Bu akşamki kahveler senden. Ben beceremiyorum. Bak aşkım, orada yani elektronik bir ürün. Orada rakam yazıyor, her şey yazıyor. Tuşa basıyorsun, bitti olay. Sen bunları anlatana kadar zaten sen yaparmışsın. Ben seni yapmanı istiyorum. Hadi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Selam söyle. Hadi siz de dikkat edin. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlarım şimdi bir kahve yapalım. Belki siz de bana eşlik edersiniz. Mikail içerim içmem gibi böyle aralarda gidip geliyor. Aslında Ayşenur varken içerim demişti. Fakat ben edit işine daldım. Instagram'da ciğer tarifini paylaştım. İnşallah güzel izlenmeler olur. O da diyor şu an saat birazcık geç oldu. Aslında geç de olmadı ama ona göre geç. Çünkü sabah da işe gideceği için kahve uykusunu kaçırıyor. Ama dedim ben yapacağım. İster iç ister içme. Ama büyük bir ihtimalle bana eşlik eder. Azıcık daha şey dökeyim. Şu ne kadar güzel kokuyor. Kahve kokusunu seviyorsunuz değil mi? Hani böyle o şey dükkanın önünden geçiyorsunuz ya, böyle taze de çekiyorlar. Yani kahve içmeyen, sevmeyen bir insan bile eminim o kokuya bayılıyordur. Ben bayılıyorum şahsen. Kendim almayacağım. Bu şeyi çok beğendim. Fıstıklı, susamlı var ya.
Şimdi videomu kapatacaktım. Kapatmadan önce de bir Instagram'a bakayım dedim mesajlara. Sema'nın story paylaşımını gördüm. Arkadaşımın babası uzun süredir hastanedeydi arkadaşlar. Tedavi altındaydı. Sema'cığım biliyorsunuz çiğ köfte yapmıştık. Hatırlarsınız büyük bir ihtimal yakından takip edenler. Yani epeydir hastanedeydi. Vefat haberini gördüm. Şu anda aramak istemiyorum. Birazcık geç bir saat. Yarın ya da yarından sonra mutlaka uğrayacağım. Yarın defnedilecekmiş. Semacımın babasına Allah mekanı cennet eylesin. Rabbim yattığı yeri nurlandırsın. Allah da sabırlar versin. Gençti babası kızlar. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok dikkat edin. Hasta olan arkadaşlarımız da varsa Rabbim şifasını versin. Allah da elden ayaktan düşürmesin. İşte herkes ölümü tatacak. Kimisi çok genç yaşta tadıyor. Allah genç acısı da vermesin kimseye. Yarın görüşürüz canlarım benim. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın.